Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. Ancak yaşanan tüm bu acılardan sonra şu an Yemen'de bir barış umudu hakim. Suudi Arabistan ve İran yakınlaşması bölgede memnuniyetle karşılandı. Peki, ittifak Yemen'e de barış getirir mi? Detaylar CNN Türk'ten Mehmet Şimşek'in Yemen Ankara Büyükelçisi ile yaptığı özel röportajında. Sizin de bildiğiniz gibi Yemen'de 8 yıldır savaş devam ediyor. Peki şu anda orada son durum nedir? Yemen'de şu an genel olarak ekonomik, insani, toplumsal ve yönetim alanlarında çok zor bir durum yaşanıyor. Kalıcı barışı sağlamak için girişimler başlatıldı. Aynı şekilde ülkenin meşrutiyeti için genel bir yönelim söz konusu. Yani Yemen'in liderlik konseyi için. Aynı zamanda bir huzur ve barış arayışı var. Bununla beraber savaştan dolayı büyük zorluklar yaşayan Yemen halkının ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmalıdır. Şu anki yönetim bunun farkında ve bunu nasıl çözeceğinin arayışı içerisinde. Husi milisleri ile büyük bir anlaşmazlık yaşansa da bu çalışmalar sürüyor. Umuyorum ki bu kalıcı bir barış olur ve tüm taraflar bu diyaloğa geri döner. Şu an barış görüşmelerinin başlangıcında esir takasları yapıldı. Yemen'in huzuru için görüşmelerin maddelerinden biri de barışın ve istikrarın devamının sağlanması olacak. Yemen'deki gruplar arasında bir barış görüşmesi olduğunu duyduk. Sizce Yemen'deki savaş biter mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten Yemen'de savaşın devamlılığı üzerine varlığını sürdüren silahlı bir milis gücü bulunmakta. Bu milis gücü tamamen İran kontrolünde hareket ediyor. Eğer İran Husileri ikna eder ve bölgesel güçlerle, yani Suudi Arabistan ve kardeş ülke Birleşik Arap Emirlikleri ile işbirliği yaparsa savaşın durması daha kolay olacaktır. Yemen'deki savaşın bitmesi ve acıların son bulması ancak kardeş ülkelerin, Körfez ülkelerin ve koalisyondaki ülkelerin bir araya gelmesiyle mümkün olacaktır. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yine de bizim Yemen'in o mutlu günlerine döneceğine dair umutlarımız devam ediyor. Yine bölgede etkili bir aktör olacaktır. Yemen eski günlerine kavuştuktan sonra herkese el uzatabilir çünkü çok güçlü bir coğrafi konuma sahip. Özellikle Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın Yemen'de bulunması bunun bir örneği. Ayrıca Yemen tüm ülkeler için bir koridor vazifesi görüyor. Kısacası Yemen'in konumu Arap ülkeleri ve diğer ülkeler için bir güven kaynağı. Husilerin işgaline son vermek için bunlara karşı olan diğer tüm grupların bir araya gelip beraber hareket etmesi mümkün mü sizce? Değerli kardeşim, Husilerin varlığını sürdürebilme kaynaklarından biri de karşısındaki grupların birleşememesidir. Eğer Husilere karşı savaşan gruplar birleşirse, Yemen halkı tüm parti, kurum ve kuruluşlarıyla bir olur. Ve devlet tek bir ses ve fikirle hareket etmeye başlar. İşte o zaman Husilerin hiçbir meşruiyeti kalmaz. O zaman da ne Yemen'in dağlarında, ne güzel sahillerinde, ne de çöllerinde hiçbir şekilde barınamazlar. Bununla birlikte Yemen halkı kendi sorun ve anlaşmazlıklarını kolaylıkla çözer. İran ve Suudi Arabistan son dönemde yakınlaştı ve Çin'in arabulucu olmasıyla iki devlet karşılıklı bir anlaşma imzaladı. Sizce bu anlaşma Yemen'i nasıl etkiler? Sizin de bildiğiniz gibi Husiler sürekli birilerini düşman olarak tayin ediyor. Sözde kendilerini Yemen halkının temsilcileri olarak görüyorlar. Farklı yollarla halkı gerçeklerden uzaklaştırıyorlar. Suudi Arabistan ve Arap koalisyonu üzerine düşeni yapıyor. Suudi Arabistan ve İran'ın bu yakınlaşması Yemen halkının menfaatine olacağını pek düşünmüyoruz. Sürekli olarak teyakkuzda bekliyoruz. Biz bu konuda İran'ın samimi olmadığını düşünüyoruz. İran'ın farklı ülkelerde izlediği politikalar da bunun bir göstergesi. Savaş nedeniyle Yemen'de büyük bir insani kriz yaşanıyor ve çocuklar büyük acılar çekiyor.
Başta çocuklarla ilgili konular olmak üzere son durum nedir? Yemen'de çocuklar, yetişkinler, öğrenciler, kısacası halkın tüm kesimi gerçekten çok büyük bir acı çekiyor. Okullara, çadır kentlere, diğer kurum ve kuruluşlara da bu durum yansıyor. Top atışları ve mayınların patlaması sonucu yaralanan vatandaşlar var. Yemen'de büyük bir yoksulluk hakim ve yine sivil toplum örgütlerinin eksikliği ve Birleşmiş Milletler'in üzerine düşeni yapmaması durumu daha da ağırlaştırıyor. Yemen halkı çektiği acılar uluslararası sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler'in üzerine düşeni yapmamasından kaynaklanıyor. Sizin aracılığınızla bu kuruluşlara seslenmek istiyorum. Yemen halkına karşı olan sorumluluğunuzu ve görevlerinizi yerine getirin. Bugün görülüyor ki Yemen'in sağlık, insani ve ekonomik olarak yardıma ihtiyacı vardır. Orada gerçekten çocuklarla birlikte birçok hayat var. Orada savaş var, ölüm ateşi var. Yemen'de uluslararası bir yasak var. Ama yine de hiç kimseden Husi darbesinden dolayı yaşanan bu krizi durdurmak için bir çaba görmüyoruz. Türkiye halkına ve devletine burada ne söylemek istersiniz? Yemen halkı ve hükümeti, Türk halkını ve devletini gerçekten çok takdir ediyoruz. Farklı koşullarda Yemen ve Yemenlilerin yanında durdular. Bu duruşlarından dolayı onlara büyük saygı duyuyoruz. Türkiye'nin daha güçlü ve başarılı olmasını diliyoruz. Türkiye bizim için önemli bir devlet. İslam ümmeti için de yine çok önemli bir yeri vardır. Birbirimize elimizi uzattığımız zaman asıl fakirliği ve toplumların ihtiyaçlarını hissediyoruz. Hayyakumullah, ma'a selama. Esselamu.